Efendim iyi akşamlar. Bir Söz Meclis'ten içeri programında yine sizlerle birlikteyiz. Namık Kemal Zeybek arkadaşımla beraber bu akşam değerlendirmeleri yapacağız. Çünkü Tayfun İşli Bakan'ın bir rahatsızlık geçirdiği için bu akşam bu programa katılamıyor. Kendisine de acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah hep beraber olacağız. Şimdi bir iki notu paylaşmak istiyorum öncelikle. Benim de çok yakından taradığım çok değerli ağabeyim, bir gazetecilikte duayen dediğimiz bir sınıfa dahil edebileceğimiz Kurtul Altuğ abimizi, gazeteci abimizi kaybettik. Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz ailesine ve bütün yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ben maalesef cenazesi dün kaldırıldı fakat ben de üzerinize afiyet, bir müddetten beri biraz rahatsızlığımız var. Onun için çok fazla işte Ankara dışına çıkamadığımız için gidemedik. Yoksa cenazesinde bulunmak benim için de bir insani, vicdani ve dini görevin ötesinde vicdani bir görevdi. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir sanatçı hemşerim, Rizeli. Volkan Konak'ın annesi vefat etti. Bugün onu da öğrendik. Volkan Konak gibi Cumhuriyet'in Yılmaz savunuculuğunu yapan, her şart altında dahi Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i savunmaktan geri adım atmayan çok değerli sanatçı kardeşimize de başsağlığı diliyoruz. Annesi Seynur Hanım'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Şimdi aslında önemli gelişmeler de var. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi AKP iktidarında Recep Tayyip Erdoğan dahil bazı bakanlarla ilgili son derece önemli bir suç duyurusunda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla bunu ilgili savcılık makamına intikal ettirildiler. Terör örgütüne, PKK terör örgütüne yardım ve yataklılıkla ilgili. Onu zaten PKK meseleleri, gelişmeleriyle ilgili daha geniş bir şekilde ele alacağız. Ben en azından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin böyle bir girişimini son derece isabetli, doğru ve yerinde gördüğümü paylaşmak istiyorum. Emeği geçen, çünkü dosyayı inceledim, Bülent Bey'den rica ettim de. Çok güzel, bizim yıllardan beri, son 4-5 yıldır ortaya koyduğumuz belgeler dahil, bilgiler dahil, onu derlemişler, toplamışlar. Son derece önemli bir şey. Ben Sayın Bülent Tezcan'ın şahsında da emeği geçen bütün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde dosyayı hazırlayanlara da teşekkür etmek istiyorum. En azından naçizane. Şimdi bugün bir önemli gelişme var. Onu kısaca da belirtmemiz lazım. O da Anayasa Mahkemesi. Can Dündar ve Erdem Gül gazetecilerle ilgili. Bilindiği gibi bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle bir karar vermiş. O kararın gerekçesini bugün Anayasa Mahkemesi açıkladı. O son derece önemli gerekçe. O gerekçede özetin özeti şu. Yani sadece gazetede çıkan bir haber dolayısıyla, gazetedeki bir yazı dolayısıyla bunu bir terör örgütü veya casusluk diye suçlamanın söz konusu olamayacağı, gazetede yayınlanan bir şeyin açık bir bilgi olduğunu ifade ediyor ve Anayasa Mahkemesi'nin bu şeyi bundan sonra da zannediyorum en azından bir içtihat teşkil edecek derecede önemli. Onun için onu aslında tam metnine ulaşamadık, özetini aldık ama inşallah önümüzdeki hafta onunla ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Tabii şimdi bir dün önce onu da söyleyelim. Dün 8 Mart'tı.
8 Mart malum Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yani onun şeyini herkes biliyor ama 1857 yılında işte Amerika'da, New York'ta emekçi kadınların bir iş yerinin kötü koşullarına karşı bir direniş başlatmasıyla orada 129 emekçi kadın maalesef öldürüldü. Dolayısıyla katliama uğradı daha doğrusu. Daha sonraki süreçte de bu bugün 8 Mart yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi ve bugüne kadar da bu şey bugün bu değeriyle bütün Türkiye'de ve bütün dünyada anılıyor. Dün tabii öncelikle bütün kadınlarımızın, hanımefendilerin bu kadınlar gününü diyelim. Çünkü emekli olan var, yaşlanmış olan var. Ama o vesileyle çalışanlar başta olmak üzere, tabii emekçi kadınlarımız başta olmak üzere bu günlerini kutlamış olalım. Gerçi dün bununla ilgili 2-3 gündür ilginç bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, AKP iktidarı kadınların ne kadar değerli varlık olduklarını hatırladılar. Arka arkaya toplantılar yaptılar. Türk Metal Sendikası her sene bunu yaparlar. Kadın çalışanları toplarlar. 8 Mart'la ilgili tören. Orada Cumhurbaşkanı makamında oturan zat konuştu. Arkasından 200 kadar kadını farklı mesleklerden, gruplardan kadını işte Kaçaksaray'da ağırladı. Arkasından birkaç böyle kadın toplantılarında yani konuşmaları dinlediğiniz vakit ağzından hani bal damlıyor dersiniz. O Türk Metal Sendikası'nın şeyine ben izledim canlı yayında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğumuz dönemde Sayın Bakanım 2-3 sefer gittim de oraya davet etmişlerdi. İlk gittiğimde çok şaşırmıştım. Hepsini sloganlar, kimler ne yapacak filan böyle yolu şey yapmışlar. Bütün yola salona girerken gül dökmüşler. Kafamdan aşağı güller yağıyor filan. Çok canım sıkıldı. Nitekim o toplantıda olanlar da hatırlayacaklar. Mikrofonda da bir tabiri caizse fırçaladım. Türk Metal Sendikası'nın genel merkez yöneticileri. Bu dedim rezalet. Ne demek gül filan? Ne bu? Düğün mü? Şey mi bu? Böyle bir şey olur mu? Yani onların öyle bir geleneği var. Konfetiler atılır, güller atılır. İşte başbakan, cumhurbaşkanı, bakan filan neyse. Ya yani bayram falan zannediyorlar. Yani orada farkında bile değiller. Yani 8 Mart işte böyle bir şey içinde. Orada tabii onun için yani bunu da değinmeden geçemedim. İşte orada önceden hazırlamışlar. Biliyorum daha önce benim dönemimde de işte şu sloganlar atılacak, şu alkışlanacak işte filan böyle bir seremoni ki git sorma gitsin. Yani güya Türk Metal Sendikası işte 8 Mart'ı anlayamamış daha. Yani 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nün ne olduğunu farkında bile değil. Oralarda Cumhurbaşkanı'nın özellikle ve Davutoğlu'nun ve diğer AKP yöneticilerinin çok demin de söylediğim gibi çok güzel konuşmaları oldu. Yani kadın neredeyse Allah Allah diyorum yani burada bu konuşmaları gözümü kapasam acaba kim yapıyor diyeceksiniz. Ama bu vesileyle Sayın Bakanım yani bazı şeyleri hatırlatıp ondan sonra sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bugün böyle söyleyenler yani kadını övenler işte baş tacı anamın ayağının altını öptüm diyor Tayyip Erdoğan. Hem de diyor defalarca öptüm diyor filan. Duygulanıyor, duygusal gözleri yaşarıyor filan. O Türk Metal Sendikası'nda kadın işçiler adına birisini konuşturuyorlar. Kadın orada türbanlı bir emekçi kadın. Orada diyor benim Allah diyor benim ömrümden alsın size versin filan. Orada duygulanıyor Tayyip Erdoğan. Gözleri yaşarıyor, ağlıyor filan böyle bir şey, enteresan bir. Hayır, vermesin demiyor mu? Efendim? Hayır sende kalsın demiyor mu? Yani böyle bir enteresan bir toplantıydı.
Fakat tabii şimdi bunları söyleyince bazı şeyleri de hatırlamamız lazım. Bu Kadınlar Günü dolayısıyla. Şimdi mesela bakın, yani çok detaylara girmeyeceğim. Mesela Tayyip Erdoğan'ın Diltaş Aktaş diye birisi, bir gencin kızı, öğrencinin şeyiyle ilgili bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilmem. Mesela bu lafı sahibi. Kız mıdır, kadın mıdır bilmem. Bilmiyor. Mesela Maliye Bakanı'ndan... Demek bilmediği bir şey de varmış. Ya bilmiyor, yani. Evet. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o tarihte kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek. Yani kadınların iş niye arıyorlar? Bir başka AKP'li, kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor. Bir başka bakan, evdeki işler yetmiyor mu? Kendisinden iş isteyen kadına veriyor. Veysel Eroğlu, evdeki işler sana yetmiyor mu diyor. Ne iş arıyorsun diyor. Ankara'nın duayen Büyükşehir Belediye Başkanı'nın güzel lafı var. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün diyor. Yani eski Sağlık Bakanı diyor, tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili de tecavüzcü kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur diyor. Tecavüzcü kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur. Ve bu adam İnsan Hakları Komisyon Başkanı, sefer üstü AKP. Şimdi böyle çok sayıda var. Ama bunlar tabii önemli olduğu için bunları hatırlatmak. Şimdi mesela yine bu sürecin içerisinde kadınlara, yani bu AKP yandaşları, bazı milletvekili. Şimdi mesela TRT, değil mi? Senin benim şeyim de kurulan. Vergilerimizle yaşıyor. TRT ekranında diyor ki, kadınlar diyor, dayak yedikleri için sabaha kadar şükretmeliler. Bunu alacaksın sabaha kadar. Evireceksin, çevireceksin. Sen de şükredeceksin. Lan senin Allah'ınla benim Allah'ım aynı değil herhalde. Yani bir başka şey, yani bakın, yani bu iş bir vaize, Diyanet İşleri Başkanlığı vaize hanım, yönettiği kadın hanımlar diyor, reisi cumhura helaldir diyor. Yönettiği. Yönettiği. Ha, yani yönettiği derken. Bütün millet. Eyvah. Tabii. Şimdi yani bu yani inanılmaz. Şimdi bir herif Twitter'da, hesap doğrudur değildir bilmiyorum ama bu böyle bir Twitter'daki şey. Reisi cumhurumuzun zevcesi olmak her kula nasip olmayan bir şeydir. O hanımlar Allah katında şehit muamelesi görürler. Oha. Kadınlar diyor. Kadınlar. Ha. Yani ne kadar kadın, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kimse, Ali, Veli, Tayyip, Hasan, Hüseyin. Cumhurbaşkanları için mi yoksa bu cumhurbaşkanı için bu, mi? Bunu de yazmamış. Ha, bu cumhurbaşkanlığı kastediyordu. Aynı şekilde mesela bir başka kadın kolları başkanı diyor ki, sahabe Peygamber'e eşlerini ikram ederdi. Tövbe estağfurullah. Şimdi bu, yani bunları şey yapmakta fayda var. Yine AKP'nin takımından annen de olsa diz kapağın üstü tahrik eder diyor. Annem bile olsa. Bir tane yine böyle kara çarşaflı bir hatun var. Böyle dinci geçinen gazetenin yazarlı çizerlerinden. Dondurma diyor fuhuşu arttırıyor diyor. Dondurma alanların ve yiyenlerin hepsini ahiretten davacı. Dondurma fuhuşu arttırıyormuş. Dondurma yani. Nasıl oluyorsa. Nasıl oluyorsa. Şimdi yani bunları şunun için hatırlatıyorum. Yani bir dün adeta bir şey oldu. Yani böyle kadınlar yani kutsandı. Yani demin de söylediğim gibi inanılmaz derecede böyle bir güzel laflar edildi. Ama iktidarı döneminde
kadınları eve tıkmaya çalışan bir siyasi iktidar, Tayyip Erdoğan, Davutoğlu veya bütün şürekasıyla bunlar böyle bir şey içerisinde. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yaparsanız. Evet. Şimdi sizin anlattığınız gibi Kadınlar Günü Amerika'da 19. yüzyılda 250 kadının, fabrikada çalışan kadının diri diri yakılması ve toptan öldürülmesi olayının bütün dünyada emekçi kadınları hatırasını yaşatmak üzere Kadınlar Günü ilan etmesiyle oluştu. Sovyetler Birliği'nde falan o gün hala devam ediyor, yani o Sovyetler Birliği'nden kalan ülkelerde o gün resmi tatildir. Yani bayram falan değildir ama resmi tatildir. Yani birilerinin sandığı gibi o gün böyle oynanacak, sevinecek falan bir günde değildir. Adı da Emekçi Kadınlar Günü'dür. Ama bütün kadınlar öyle böyle emekçidirler yani son tahlilde. Yani evlerinde çalışanlar da öyle o sınıfa sokulduğu zaman Kadınlar Günü oldu. Evet. Oldu da Türkiye'deki bugünkü yönetim de ve bu madem ki Kadınlar Günü biz de bir şeyler yapalım diyerek sizin söylediğiniz gibi destanlar yazdılar. Ama bugünkü iktidarın başı olan, her ne kadar sarayda otursa da iktidarın başı olmaya devam eden zat şöyle diyor Kadınlar Günü'nde. Benim için kadın annedir. Tamam, tabii ki. Yani anne olmayan kadınlar da vardır. Yani Allah vermemişse ne yapsınlar yani? Onlar kadın değil mi? O ayrı bir şey de. Bence kadını en büyük zararı, yani okuyorum gazeteden, hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir. Yani kadınlara ekonomik özgürlük vermek ne demektir? Yani kadının çalışması demektir. Bunun Türkçesi nedir? Kadınlar çalışmasın demektir. Kadınlar çalışmasınsa o zaman Sayın Saraylı, neden çocuklar, kız çocuklarınızı okuttunuz? Ya onlar niye çalışıyor? Yani burada ilginç bir çelişki yok mu? Var. Şimdi bu bir zihniyet. Yani ne olursa olsun bu insanlar yetiştikleri ortamın kendilerine dayattığı, beyinlerine böyle beton kalıplar gibi döktüğü düşüncelerden kurtulamazlar, kurtulamıyorlar. Ben her programda söylüyorum. Bugünkü iktidar, İhvan-ı Müslümin'in, yani Müslüman kardeşler denilen örgütün Türkiye yanıdır. Hadi şubesidir demiyorum. Türkiye tarafıdır. Bugünlerde YouTube'a düşmüş olan çok ilginç bir konuşma var. Mısır'ın o destansı lideri hakikaten Mısır'a bağımsızlığını falan, ya yani bağımsız Mısır kavramını Mısır'a yerleştiren Nasır'ın bir konuşması var. Yani YouTube'a girip değerli izleyicilerimiz okuyabilirler. YouTube ve İhvan-ı Müslümin lideri diye girerlerse karşılarına çıkar. Nasır bir konuşma yapıyor. Diyor ki bana dediler ki bir İhvan-ı Müslümin'le anlaşın. Ben de peki dedim. Ve bunların liderini çağırdım. Dedim ki siz benden ne istiyorsunuz? Yani ne istiyorsun, ben ne yapayım? Yani sizi memnun etmek için ne yapmalıyım? İhvan'ın liderinin ilk sözü bütün kadınları başörtülü yap, başörtülü olmak zorunluluğunu getir. Şimdi bu olaya baktığınız zaman Türkiye'nin nereye gideceği bellidir. Yani bugün gittikçe başörtü yaygınlaşıyor. Yani bunların birçoğu başörtülü olmak iyidir, karlıdır falan diye yapıyor. Ama böyle böyle yaygınlaşıyor. Bugün bir berbere sordum. Yahu dedim bu bir takım kadınların kafaların arkasında böyle hörgüç gibi şeyler var. Bunların saçı o kadar uzun mu dedim. Hayır dedi, sepet koyuyorlar oraya ki öyle görünsün diye. Yani böyle uzaylılar gibi falan kafalarının burasında böyle uzun bir şey var.
Bilmem dikkat ediyor musunuz siz de? Bu moda o. Makbul olan o yani. Ya bu meğerse o saç falan yani. Aslı onun saç çok uzundur. Burada topuz yaparlar filan. Aklıma bir hadis geliyor. Yani Horasan develerinin hörgüçleri gibi saçları kabaran kadınlar falan diye. Hakikaten öyle Horasan develerinin. Horasan develer iki örgüçlü olur. Orada da iki tane örgüç var. Bir burada bir de burada falan. Şimdi bu yaygınlaşıp gidiyor. Şimdilik yani siz de ben de vaktiyle başörtü takma özgürlüğünü savunduk. Ya insanlar istiyorsa taksın dedik. Ama şimdi o hale geldi ki başörtü takmama özgürlüğünü savunmak zorunda kalacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu trend eğer böyle giderse, yani şu andaki gelişmeler böyle giderse ki inşallah gitmeyecek ama olmazı varsayarak yani farzı muhal, imkansızı varsayarak söyleyeyim, bu gelişmeler böyle giderse bir süre sonra insanlar belli bir biçime göre başlarını örtemezlerse milletvekili olamayacaklar, memur olamayacaklar, hatta sokakta dolaşamayacaklar. Nereden biliyorsun? İşte açın İhvan-ı Müslümin'in. Yani İhvan-ı Müslümin deyip duruyorsun. Evet, bunlar, bu iktidar İhvan-ı Müslümin'in Suriye'deki iktidarını gerçekleştirmek için Türkiye'nin başını belaya soktu, Suriye'yi kan gölüne çevirdi. Suriye'de akan bütün kanların sorumlusu bu iktidardır. En başta. Yani eğer Türkiye karışmasaydı Suriye'de çoktan dinçlik, asayiş meydana gelirdi ve birçok insan ölmezdi. Ve ileride bize çok büyük belalar getirecek milyonlarca, milyonlarca muhacir Türkiye'ye doluşmazdı. Ve Avrupa'nın vesairenin korktuğu bir takım gelişmeler de olmazdı. Bütün bunların sorumlusu, evet, İhvan-ı Müslümin'i Suriye'de iktidara getirmek. Dönelim. Şimdi sizin söylediğiniz gibi hanımefendi, ben de baktım ama yazılı olarak söylemek isterim. Bir hanımefendi, iyi niyetli. Yani o şeyler gibi değil. Hani işte birisi diyor ki Twitter'da, yani sayın diyor Cumhurbaşkanı istesin, ben kocamdan ayrılır, ona giderim diyor. Kocamdan ayrılır ve neyse söylemeyeyim şimdi, sizin sık sık dediğiniz gibi rütüye giriyor bundan sonrası. Ben susayım. Ve nokta nokta. Yani tuhaf bir söz söylüyor orada. Bir sürü, ama böyle değil. Bu masum bir işçi inanıyor yani hakikaten. Demek ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın bütün vasıflarına sahip bir kişi olduğuna, şimdi söyleye söyleye inandırıyorlar. Bir nevi peygamber olduğuna, ona dokunmanın ibadet olduğuna, onun yaşadığı bütün şehirlerin kutsal olduğuna, tabii şehirler kutsal olunca binalar, hele şimdi Aksaray herhalde bir nevi mabet durumuna falan da geliyor. Ve diyor ki Allah'ım Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Hizmetlerini tamamlamasını nasip et. Evet, hizmetlerini tamamlamasını. Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver diyor. Şimdi birisi dua ediyor, bir hanımefendi. Diyor ki benim ömrümü Cumhurbaşkanımıza ver. Cumhurbaşkanımız da aldım kabul ettim tarzında. Gözleri önce doluyor. Sonra ağlıyor. Sonra cebinden mendilini çıkarıyor. Sakin bir şekilde, yani gördüğümüz manzara. Önce sağ gözünün nemlerini alıyor. Bu arada çekiliyor. Sonra sol gözünün nemlerini alıyor. Ve bütün bunlar... Abi öyle anlatıyorsun ki Sayın Bakanım, abdest alıyor gibi. Önce sağ buldu. aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Önce sağ gözünün nemini aldı. Gayet sakin bir şekilde sol, biraz durdu, sol gözünün nemini aldı ve bütün bunlar basına servis edildi. İktidar yanlısı olan gazeteler zaten bir alem. Yani hakikaten, yani bugün işte gazeteler ve televizyonlar buraya gelirken birisinin yazısını okuyorlardı. Yani bir televizyonun genel yayın müdürünün bir yazısını okuyorlardı.
Yani bu kafalarına bir şey düşmüş olmalı. Yani başka bir konuya gitti ama hemen kapatacağım. Ne düşmüş olmalı? Diyor ki, bütün dünya bizim hükümetten korkuyor. İran korkuyor. İran'ı bak nasıl teslim aldılar. Irak korkuyor. Hatta Irak. Yani Şiiler bile onları desteklemekten vazgeçtiler. Efendim Rusya titriyor. Yani bizim hükümetin önünde dünya diz çöküyor falan diye bir yazı yazmış adam. Yani bunu eğer inanarak yazıyorsa derhal tımarhaneye konması lazım. İnanmadan Hocam, yazıyorsa da bir vicdan. Bir parantez açayım izninden. Cumhurbaşkanlığı biliyorsunuz Afrika'ya gitti diye. Evet, ondan da bahsediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Uşi Bişi kabilesi var. Uşi Bişi. Türkiye'yi diyor Rusya'dan bir saldırı olması halinde Türkiye'nin yanında olduklarını bildirmiş. Uşi Işi Bişi kabilesi. Uşi Bişi. Yeni bir müttefikimiz var. Ghana, Suudi Arabistan, Katar ve Uşi Bişi. Kongo'da Uşi Bişi. Rusya bize saldırırsa Uşi Bişi'ler yapacak. Gidip lan dalga mı geçiyorsunuz? Ama buna benzer bir şey, bir resim yine görmüşsünüzdür. Böyle işte 40-50 tane atlı ata binmişler. Evet. Ne diyorlardı? Emir verin gidelim Moskova'ya namaz kılalım. Yatsı namazını Moskova'da Yatsı namazını atla gidecekler Moskova'ya ve yatsı namazını kılacaklar. Filan. Yani Sayın Bakanım, Cenab-ı Allah tabii ki yani Allah'ın hikmetinden sual olunmaz da yani akıl dağıtırken bu fukaralara hiç yani nasip etmemiş demek yani. Yani evet. 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 Şimdi kadın meselesi şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar bu kafa yani açık seçkiz okudunuz delilleriyle. Bir tane, iki tane, üç tane değil ki. Birçok bakanlardan. Bir daha başka şeyler var burada. Tabii daha başka da var. Şimdi bunlar kadının çalışmasını istemiyorlar. Bu besbelli. Kadın evde otursun ve işte çocuk yapsın filan. Yani böyle bir modelleri de var. Yani hanımefendi herhalde sanat okulunu okurken oradan ayırmışlar. Ve şimdi işte enkaz kaldırmakla meşgul. Enkaz kaldırıyor. Yani 90 yıllık enkazı kaldırıyor hanımefendi falan. Ne demekse o. Sonra dönüyor. Yok ben öyle demedim de böyle dedim. Yani çok zeki oldukları için, kendilerini dinleyenlerin tümü de aptal olduğu için, yani öyle sandıkları için. Yani ben 90 yıl derken kastettiğim darbe dönemleri 90 yıl değil canım. Yani hangi ne darbesinden? Ne ilgisi var darbeyle falan yani? Filan. Şimdi söyleyeceğim şu. Bu çağ öyle bir çağ ki, yani bunu daha önce de söyledim. Bu çağda yani bilgi çağında kadınların önlenemeyen yükselişi diye kitaplar var. Bilgi çağını anlatan bir takım çalışmalarda bu yeni dönemde kadın emeğinin erkek emeğinden daha değerli olduğunu ifade eden ve bunu rakamlarla ortaya koyan çalışmalar var. Siz tabii bu kafayla nasıl çağı yakalayacaksınız? Yani öyle bir derdiniz olduğunu da sanmıyorum. Çünkü sizin yakalamak istediğiniz çağ bu çağ değil, orta çağlar. Yani şimdilik bunu söylemiş olalım. Söz çok da. Şimdi birkaç şeyi daha yine hatırlatalım. Bunlar çünkü bir kısmı daha önce ifade ettiğimiz ama zihinlere yerleşmesi bakımından bir kısmı da bu haftanın içinde yine çıkan. Mesela düşünün, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Dekanı. Dekanı. Isparta İlahiyat Fakültesi Dekanı. Dekanı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı. Dekan. Dekan bu. Profesör. De tabii canım. Şimdi bak. Yoksa dekan yapmaz. Herife bak, herife. Herif. Herif demek bile bana göre... Ya herif demek yani esnaf demek, sanatçı demek. Tabii. Onu söylüyorum ben de. Cinsel ilişkideyken şeyhinizi düşünün diyor. Çocuğunuzun bütün huyu, şekli, şemaili şeyhiniz gibi olur. Abi şimdi bu herif AKP iktidarını tayin ettiği bir dekan. Yani bu şimdi de geçen hafta söylüyor bunu.
İyi tabii. Tamam. Şimdi demek ki şöyle yorumlayacağız. Rütük çerçevesinde tabii. Rütüğü çok sevdiğim için. Yatakta üç kişi olacak yani. Ha, yani böyle fanteziler geliştireceksiniz. Kadın şeyhini düşürecek. Şeyhi kimse. Erkek de düşünecek. Yani erkek ne düşünüyor? Kadına mı diyor, erkeğe mi diyor? Kadına diyor. Şeyhinizi diyor, düşünün diyor. Şeyhim diyor, düşünecek. Şeyhim yani... Şeyhim şey diyor. Ondan sonra rütük. E o zaman bu Bursa'daki adam... işte şimdi cinsel ilişkine şeyhini düşününce. Lan manyak mısınız lan? Sıyırttınız mı? Bu hemen alınmıştır görevden. Şimdi bir şey diyecektim, rütük yani mani oluyor. Aa, bir tane daha. Şimdi isimlere girmeyeyim de. Yani ama bu takımın yazar çizeri. Müslüman diyor ayakta işemez diyor. Affedersiniz. Camilerdeki pis duvarlar kaldırılsın. Herife bak. İslamcı yazar. Nereye çomalacak yani? Şimdi bir şey diyeceğim de. Abdullah Gül'ün atadığı üniversite rektörü, bir başka üniversite rektörü. Oruç tutmak cinselliği artırır. Yani cinselliğini arttırmak istiyorsan... Oruç tutalım. Oruç tutalım. Peki, güzel. O da ilahiyat profesörü mü? Yoksa cinsellik profesörü mü? Rektör abi. Ya bu, ha, bunların, rektör. Bu kafaların şeyle, yani cinsiyetle, kadınla, seksle... Kafaları bozulmuş. Yani İslam, haşa tövbe, bunların uydurdukları, uydurulan din, uydurdukları din, İslam, kadın ve seks üzerinde abi. Lan böyle İslam olur mu lan? Şimdi herif baba, bunu daha önce de söylemiştik. Bu da ünlü bir yazar, çizer, televizyonda... Şurada mı? Banyoda çıplak duş almak mekruh. Abi ben mesela... Canım Hatipoğlu ya. Tamam. Neyse, işte böyle gireceğim banyoya. Elbiseyle. İşte elbiseyle. E abi mekruh diyor lan, ne yapacağız? Yıkanacağız. Sonra nasıl olacak abi? Lan manyak mısınız? Nesiniz lan? Siz sıyırttınız mı? Şimdi Diyanet'e bak. Fetva veriyor. Cinsel arzuları tahrik eden şarkı söylemek ve dinlemek günahtır. Hadi bunlara diyelim ki bunlar sıyırtmışlar. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına ne diyeceğiz? İstanbul'da müftü, ölen askerlerin aileleri bağırmasın. Yoksa ölen askerler cennete gitmez buyuruyor. Yani ölen askerin karısı, kızı, anası, babası, oğlu bağırmasın, ağlamasın. Yoksa diyor cennete gitmez. Ulan müftü efendi, senin evladın orada bir çarpışmada ölse, ya sen insan, yani insani değerleri, bırak İslami değerleri ya, insani değerleri ortadan kaldırıyorsun. İşte bir başka birisi. Bu da bir yine böyle cart curt İslamcı geçinen bir vakfın başkanı. Çalışan kadın fuhuş hazırlığı yapar. Çalışan kadın fuhuş hazırlığı. Deşarj olmak için kadın dövülebilir. Kadınlar dayak için şükretmedilir der. 3 yaş tesettüre girsin. 3 yaş mı? Evet. Ya 3 yaşına gelen Nurettin Yıldız, mi? Sosyal Doku Vakfı Başkanı. 6 yaştaki kızla evlenilebilir. Peygamberi de evlendiriyorlar kadın ya. Kadın spiker izlenemez. İnternette cinler var. Lan seni bir ya cin internette çarpacak ki. Cinler yapıyor değil mi? Yoksa internette olmaz. Cinler var. İnterneti cinler yapıyoruz. Çanakkale Savaşı'nı melekler kazanıyor filan. Evet. Şimdi alın bir başka bir şey. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Eyvah. Profesör. Kadın erkek tokalaşmaz. Bu kadınla evlenme yaşını... Öbürü 6 yaşta evlenir diyor. Bu 9'da çıkartmış. Güzel. Kadından ve gavurdan tanık olmaz. Bak kadından profesöre bak. Kadından ve gavurdan. Gavurdan ve bu kadından. Bu ilahiyat profesörü mü? İlahiyat. Hamdi Döndüren. Bunu bir döndüreceksin abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Esirgiyen, bağışlayan Allah'ın adıyla deyip bunu bir döndüreceksin ki Allah Allah. Rütük olmasa biliyorum ben nasıl döndüreceğim. Döndüren mi, dönen mi, ne bu? Döndürülen neyse mi? Yani okumayayım, daha bir sürü başka şeyler de var altta. Okuyun tabii toptan. Şimdi görelim. Bir tane müezzin. Yine o deminkine benzer laf ediyor. Bunlar bir kişi iki kişi değil. Bütün kadınlar Erdoğan'a helaldir diyor. Herife bak. Şimdi AKP'nin genel başkan yardımcısı Yasin Aktay. Milletvekili. Biz diyor, tövbe yarabbi, Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce salli ala Muhammed deriz diyor. Salavat getiriyorlar. Salavat getiriyorlar. Tayyip Erdoğan'ı görünce salavat getiriyor. Lan beni görsen ne getireceksin lan? O zaman da getirir ama başka bir amaçla getirir. Şimdi dün başbakan, cumhurbaşkanı kadını övüyor değil mi? Bir sürü filan. Kadın Aile Bakanlığı'ndan hem de 8 Mart'tan 2 gün önce çıkan şeydi. Bu 8 Mart dolayısıyla bir video hazırlıyor. Bu kadın mı erkek mi bakan? Kadın. Ve diyor ki orada bir çocuk gelin şeyi var videoda. Bunu bakana söylüyorlar. Ya diyor o diyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu. Burada diyor şey diyor yani bizim geleneğimiz olarak diyor cevap diyor. Çocuk gelinleri Aile Bakanlığı çocuk 6 yaşında. Bizim geleneğimiz de yok da Arap geleneği olabilir. Şimdi Arap dediğin şimdi Arap'tan da vereceğim de müezzin oldu Sağlık Bakanı. Kadının tek kariyeri annelik olmalı. Tek şeyi doğur evde yat aşağı. Şimdi Sayın Bakanım yani el ele tutuşmak haram, evde köpek beslemek haram, greve gitmek haram. Bunlar din adamlarının müftü bilmem ne filan. Midye yemek haram, dövme yaptırmak haram, tavla santranç oynamak haram, müzik resim yapmak haram, evlatlıkla evlenmek helal. Babanın kızına şehveti, hırsızlık, yolsuzluk, bunlar helal. Ya bunlara her şey helal, bunlara. Şimdi tabii bu. Hadi bu ya bunlar profesör olmuşlar. Dekan. Neyin profesörü Sayın Bakan işte, ya? Tamam. Şimdi Suudi Arabistan değil mi? Hani şimdi demin de siz de değindiniz. Geçen hafta Suudi Arabistan'da bir kadın insan mıdır konulu bir seminer düzenleniyor. Kadın insan mı? İnsan değilse neyi tartışacaksınız? Hayvan mı? Bitki mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz yani? Ortaçağ Avrupası çözmüş bunu. Ha, İnsan mı? İnsan mıdır diye Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da güzellik yarışması internette vardı. Aman ne güzeller abi. Üf. Bunu bir yakından gerçek geçiyorum. Mi bu? Ya güzellik yarışması. Tabii canım güzel. Ya Rabbim. Bence ortadaki değildi abi. Bana benim daha şey sol taraf, sol baştaki daha şeydi. Jüri olsanız ona oy verirdiniz. Ben ona verirdim diyeyim. Ama işte mesela Suudi Vaiz bekaretinden şüphelendiği 5 yaşındaki kızını tecavüz edip öldürdü. Şimdi bizimkilerin kafası Vahabi zihniyeti. 5 yaşında kızın bekaretinden şüpheleniyor, tecavüz ediyor ve öldürüyor. İşte getirilmek isteriz. Demin sizin buyurduğunuz o şey buraya gidiyor. Ama Suudi prensleri mesela Suudi prensi Bandar bin El Suud yatta, karısı bütün her taraf dışarıda, bikinili, şampanya. Abi ya bu orası Darül Harp. Darül Harp. Şimdi, Darül İslam değil orası. Doğru. Orada her şey serbest. İşte geçen sefer de biliyorsunuz bunu söylemiştik. Suudi Arabistan'ın
baş müftüsü. Yani herhalde bu herife yakından resmini getirelim. Mesela şeyhi bu olanlar yatakta bunu düşünmeliler. Mesela surat güzel bir surat abi. Ondan da yani onu düşünerek eğer çocuk doğacaksa çok güzel. Erkek diyor çarşıda yürürken eşinin elinden tutarak yürüyemez. Çünkü kafirlere benzer. Ancak kaybolmasın diye onu iple bağlayabilir. Köpek gibi yani. İple bağlar. Köpekler şimdi bak, de öyle ya. Bunun belki de Türkiye'de şeyh olarak bunu kabul edenler de vardır. Onlara şey yapıyorum yani bu demin okuduğum şeyi dikkate alanlar. Mesela bunu düşünerek şey yapsınlar abi. Yani ne yaparlarsa yapsınlar yani. Şuraya bak, herifin surata bak abi. Ulan bu surata baktığın vakit zaten dinler imandan çıkarsın be. Ve Allah'ın evinde ümre yapanlar İslamcı gazetenin İslamcı yazarları Viagra'dan gidiyorlar öbür tarafa. Onları da öbür tarafta bekliyorlar tabii. Böyle zebaniler. Biliyorsun. Ama Viagra'yı paralel vermiş onlara. Tabii hepsi paralel. Şimdi Sayın Bakanım bunları yani birçok örnek var da yani şimdi iş bizim inandığımız indirilen din yerine uydurulan din Türkiye'yi de esir almış. Ha bu arada da işte demin siz de değindiniz. Neye değindiniz? Emine Erdoğan hanımefendi. 90 yıllık enkazı kaldırdık. Siz demin ifade ettiniz ya. 90 yıllık enkazı kaldırdık. Fakat tabii ciddi bir yani açık verdiklerini gördüler. Onun üzerine çark ettir. Cumhuriyet milletimizin ortak eseridir. Yaşadığımız coğrafyanın umut kaynağıdır. Hepimiz için değerdir. Yani hemen şey yaptı. Fakat en önemlisi Ankara'nın göbeğinde 4 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan salonda Hizbül Tahrir Atatürk Spor Salonu'nda bir şey yapıyor. Yani toplantı yapıyorlar. Hizbül Tahrir. Ve orada çıkıyor herif. Diyor ki hilafeti ilan ediyoruz. 92 yıl önce bu hilafeti bu şehirde kaldırmışlardı. Şimdi 92 yıl sonra yine bu şehirde hilafeti İlan ediyoruz. Cumhuriyetin şehri değildir Ankara. İslam'ın şehridir. Hilafeti kaldıranlar İslam düşmanı kafirlerdir. Demokrasi ve laiklik yıkılacak diyor. Şimdi bakın diyor hilafeti kaldırdığı meclisin hemen yanı başında burada hilafeti yeniden ihya edeceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz diyor. Buyurun. 92 mi diyor bu? Evet. Öteki 90 diyordu, bu 92 diyor. Yani 2 sene arada bir şey veriyorlar. Öteki demek. Dediğimiz hanımefendi yani. O 90 yıllık. Şimdi Ankara'nın göbeğinde hilafet ilan ediliyor. Ankara'nın göbeğinde cumhuriyete meydan okunuyor. Ankara'nın göbeğinde Atatürk'e küfrediliyor. Ve bunların karşısında tık yok. MHP'de tık yok, tık. Yine CHP buna ve Vatan Partisi buna tepki koydu. Başka hiçbir partiden tık yok. Yani MHP tepki gösterir de Devlet Bahçeli tepki göstereni atar partiden. Şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra buna sizin değerlendirmenizi rica edeceğiz. Toparlayalım bir tespihi ipine dizelim. Bir 10 dakikalık ara ondan sonra devam edeceğiz efendim. Kemal Zeybek Bakan arkadaşımla bazı konu önemli konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Programı açarken de ifade etmiştim. Tayfun İşli arkadaşımız rahatsız olduğu için bu hafta katılamıyor. Kendisine tekrar acil şifalar diliyoruz. Sayın Bakanım, tam reklamlar geldi. Yani bu nasıl bir yani bu uydurulan bir din? Evet. Yani ve kötü uydurulmuş yani. İyi de uydurulsa bari diyeceğiz ki güzel uydurulmuş. Sayın Bakan, yani siz birçok örnek verdiniz. Çok masumane bir örnek. Diyanetin yine bir fetvası. Bütün bunlar yanında bu söyleyeceğim çok
makul kalıyor. Diyanet diyor ki, yani Diyanet fetvaları, Diyanet derken Mehmet Görmez demiyor tabii ama Mehmet Görmez her şeyde değil orada yani, onu da söyleyeyim. Orada kurullar var, bilmem neler var filan. Din İşleri Yüksek Kurulu var falan, fetva yerleri var. Efendim diyor, bu ölenler zaten öleceklerdi diyor. Yani bu ölenler nerede? Yani IŞİD bombacısı canlı bomba efendim insanları öldürdü ya. Onlar zaten o anda öleceklerdi diyor. Bu anlayış yaygındır yani, onlar söylüyorlardı, onlar söylediği için yaygın. Nasıl olsa öleceklerdi diyor. Dolayısıyla diyor o öldürenin yani katilin diyor cezalandırılması öldürdüğü için değil, onun öldürmesi haram olduğu için o cezalandırılacak diyor. Şimdi bu son derece ilginç ve ince bir konudur. Ve işin sırrı biraz da buradadır. Mutahhari diye bir gerçekten allame birisi var. Onun Adl-i İlahi diye bir kitabı var. Şöyle başlıyor. Cemaatine soruyor. Diyor ki, adalet Kur'an'la mı gelmiştir? Yoksa Kur'an adaleti teyit ve telkin mi etmiştir? Soru bu. Sonra cevabını kendisi veriyor. Diyor ki, adalet insanlığın ortak bir değeridir. Ve Kur'an bu ortak değeri, yani zaten var olan bu değeri telkin ve teyit etmiştir. Niye önemli diyor? Eğer diyor Kur'an'a akıl, vicdan ve adalet ve insani değerler penceresinden bakmazsanız, birisi de alır diyor Kur'an'dan zulmü çıkarır diyor. Nitekim çıkarıyor yani, IŞİD alıyor bir ayeti. O müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diyor ayet. Üstü var, altı var. Onlara bakmıyor. İşin ruhunu kavramaya kalkışmıyor. Lüzum görmüyor. Çünkü böyle bir şeydir o ideolojiyi. Diyor ki böyle yazıyor. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Müşrik kim? Müşrik, üstelik kafirleri demiyor, müşrikleri diyor diyor. Müşrik kim? Aleviler, Şiiler, sonunda yani IŞİD'ci olmayan herkes ya da Vehhabi olmayan herkes. Bulduğun yerde öldür diyor. Şimdi yani Diyanet'in lafı yani esasında demek ki haram kılınmasaymış o zaman öldür öldürebildiğin kadar, öteki tarafta da bir günah yok. Şimdi değerli dostum, değerli bakanım, Türkiye'nin temel meselesi budur. Her şey düzelir ama bu düzelmez. Zaten bozulmuş olan din, uydurma din, siz güzel bir tabir söylüyorsunuz. İndirilen değil, uydurulan din. Uydurulan din zaten bozuktu. Uydurulan din bozuk olduğu için de bizim milletimiz bu uydurulan dine inandıktan sonra da hep baş aşağı gitmiştir. Çökmüştür. Ben bir sefer daha bu kitabı getirdim ama bu kitabın okunmasını istiyorum. Çünkü bu kitapta işin sırrı var. Mizanül Hak, Fi İhtiyarül Ehak, Katip Çelebi'nin kitabı. 17. yüzyılda yazılmış bir kitap. Ve güzel bir tercüme. Diyor ki Katip Çelebi, Osmanlı'da başından başlayarak Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar, Sultan Süleyman Han, yani bizim Kanuni dediğimiz, sonradan Kanuni demiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri diyor. Demek ki daha Kanuni lafı yaygın bir söz değil. Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar Osmanlı'da felsefe, başa felsefeyi koyuyor. Akıl bilimleri, yani işte bilimler, müspet bilim denir de müspet bilim lafından daha çok akıl bilimleri doğrudur yani, tanımlama doğrudur. Akıl bilimleri ne? Fizik, kimya, aritmetik, gökbilim vesaire vesaire. Hatta sosyoloji, o zaman İbn Haldun'un getirdiği sosyoloji biliniyor o zaman yani. Bütün bunlar yani bu kitabı yazıldığı zaman biliniyor. Efendim bütün bunlar, bunun yanında da şeriat bilimleri okutuluyordu diyor. Ancak
Sultan Süleyman Han Hazretleri döneminde felsefe kaldırıldı. Felsefe kaldırıldı demek düşünmeyeceksin demektir. Felsefeyi kaldırmak düşünmeyi, hür düşünmeyi kaldırmak demektir. Akıl bilimleri de yararlı yararsız diye tasnif edildi. Yani nasıl tasnif edildi? Mesela astronomiyi sadece bu vakitlerin, yani ibadet vakitlerini tespit edenlerin meşgul bilmesi gerektiği kadar bilmek yeter. Ondan fazlasına lüzum yok. Bu kafa meleklerin bacaklarını seyrediyorlar diye rasathaneyi topa tutup yok eden kafa. Bu kafa. Bu devam ediyor bugün. Bu devam ediyor. Yani işin özü devam ediyor. Şimdi yine şöyle söylüyor Katip Çelebi, İbni Haldun'un da diyor dediği gibi diyor. İbni Haldun'un da diyor kitabında yazdığı gibi. Efendim, çıkış vakti geldiğinde bazı müftülerin, bazı müftü dediği Ebu Suud, baş müftü yani, yasaklaması, felsefeyi yasaklaması, işte Hidaye Ekmel vesaire vesaire, İbni Haldun'un da anlattığı gibi, aynen onun ifade onun, bu durum devletin çöküşünün belirtilerindendir. Peki, dahası, felsefe yasaklandı falan. Bu kitabın yazılma sebebi ne? Yazılma sebebi şu. İstanbul'da 17. asırda o Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği Eş'ari Sünniliği, o zehirli tohumların kanuni döneminde ortaya çıkması, felsefenin yasaklanması, dinin tamamen uydurulmuş ve zihinler üzerinde bir baskı mekanizması haline getirilmiş biçimi vesaire, sonunda 17. yüzyılda bir başka zehirli ürün verdi. O da Kadızadeliler. Kadızadeliler bizim, yani Osmanlı tarihinin çok önemli olaylarından birisidir. Kadızadeli kim? Kadızadeli Mehmet. Ayasofya vaizi. Bütün vaizleri kendisi gibi yapmış. Bir terör örgütü haline gelmiş. IŞİD yani bildiğiniz. Bektaşilerin zikirlerini basıyorlar, öldürüyorlar. Yunus'u sevenlere kafir diyorlar. Mevlana'yı sevenlere kafir diyorlar falan. Ha, böyle bir zihniyet. Ve şimdi yani burada anlatamayacağım şeyler var da özel sohbette anlattığım şeyler var. Yani mesela bunlar her türlü herze serbest. Yani tam kitapta yazılanı söyleyeceğim. Üstüvani Mehmet Efendi diye birisi var bu Ayasofya Camii'ne. Diğer Mehmet Efendi'den sonra gelen. Üstüvani niye? Direklere dayanarak konuşuyor. Üstüvan Farsça'da direk demek. Yani peygamber direğe dayanarak konuşurmuş. Bu o kadar Müslüman ki kürsüye çıkmayı, minberi, mihrabı haram sayıyor, bidat sayıyor. Günah sayıyor. Direğe dayanarak yaslan Ayasofya Camii'nin direğine dayanarak vaaz ediyor. O yüzden üstüvani deniliyor ona. Bu zatın fiili livatayla meşgul olduğu, onun mübah gördüğü ama ipeye dokunmayı büyük haram saydığıyla ilgili bir konu vardır, ayet var, yani ayet diyorum, anlatım vardır bir. İkincisi de bir soru üzerine işte, yani soruya şimdi girmeyeyim ayrıntıya ama soru üzerine şunu söylüyor sorana. Sana diyor haramdır, bana helaldir. İşte işin sırrı burada. Bugün de öyle değil mi? Aynen bugün de öyle. Aynen bugün de öyle. Yani ya bu nasıl bir şey? Yani Recep Tayyip Erdoğan bunlara cevap vermeli, reddetmeli bunları. İyi bütün de, kadınlar bakanım, helaldir diyor, lafını nasıl reddetmez? Evet. Şimdi Sayın Bakanım bak, Diyanet İşleri Başkanı daha iki gün önce beyanat veriyor. Medreseler legal olmalı. Evet, medreselerde bu dönemde bütün bilimler kaldırıldı 1910'a kadar. Niye devlet çöktü? Ya bilimsiz bir devletin yaşaması mümkün mü? Ya şimdi... Medrese dediği o yani, medrese dediği. Neyi legal? İmam hatipler ne, medrese değil de ne? Daha ne istiyorsunuz yahu? Ha. Yani yarışıyorlar bunlar birbiriyle. Yani imam hatip okullar hatta... İlahiyat Fakültesi dekanı o zat ise medreseden ne farkı var ya, onun zaten medrese. Daha ne istiyorsunuz? Tayyip Erdoğan'ın
en hakiki mürşit İmam Hatip'tir. Evet. Daha yeni konuşması. Evet. Yani bu tabii Atatürk'ün sözüne cevaptır yani. Onu tabii en hakiki anlıyor. Mürşit İmam Hatip'tir. Evet. Evet. Şimdi evet. Yani... Yani Türkiye'nin nereye gideceği peki, belli. Güzel. Bu görünsün, bu görünsün artık. Bak, bu sözden de görünmüyorsa nasıl görecek bu insanlar? Türkiye'nin geleceği. İmam Hatip tabii ki İmam Hatip'ten çok değerli arkadaşlarımız var. Efendim onlar imanat atasına çok, çok değerli. Tabii. İmam Hatip'li mesela 3 tane kız, şimdi öyle diyor ya, İmam Hatip her şeydir falan diyor. Kandil'de kayıp kızlar, İmam Hatip'li kızlar PKK'nın şeyinde, çetesinde. Yani hadi bunu utanarak şey yapacağım ama yani İmam Hatip'li 4 tane genç kızımız bir kol işareti yapıyor. Bunu göstermeyeceğim. Yani ayıptır. Ama işte İmam Hatip'li bunlar. Mürşit diyor ya. Şimdi bu dört İmam Hatip öğrencisiyle ilişkiye giren imam, tacizli imam, yani şimdi neyse okumayayım, orada başka şeyler de var. Ama bir başka bir şey, İmam Hatip Lisesi Mezunu Derneği'nin eski başkanının lafı, İmam Hatipler dışındaki bütün okullarda fuhuş vardır. Hadi lan, hadi oradan. Terbiyesiz. Peki bunlar ne? Ne bunlar? Pantolon tayt giyen kızlara şehvet duyuyorum diyen, yani din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Yani şimdi ve bütün bunların yanında, bunları yan yana getirdiğiniz vakit ve bunlar uydurulan dine kendilerini uydurdukları. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat en hakiki mürşit İmam Hatip'tir. Ya der mi ya? Peki normal liseler ne olacak? Sen herkesin cumhurbaşkanısın. Sen bunu söylersen işte bütün bu mallar da böyle söyler. Şimdi yani aynı anda oluyor çünkü bütün bunlar. Ondan sonra da işte bir tane türbanlı yazar, Cumhuriyet diyor kadınlık kimliğimi silmiştir. Canım benim. Nasıl silmiş bunun kadınlık kimliğini? Şimdi neyse yani Cumhuriyet. Yani Rütü'yü sevdiğim için nasıl silindi? Hayır yani nasıl silmiş de, ne bunu demek? Bunu bilmiyorum. Yani, kadınlık kimliğini silmiş. Kadınlık kimliğini. Ya sana kimlik verdi Cumhuriyet yahu. Senin kimliğin mi vardı Cumhuriyet'ten önce? Şimdi Sayın Bakanım bak. Yani geçen sefer de hatırlayacaksınız, biz bunları paylaşmıştık. Osmanlı diyorlar ya bunlar, Osmanlı. Tabii bu Osmanlı'nın... Kadızadeli Osmanlısı bunlar. Evet, Osmanlı'nın hani torunlarına bakıyoruz, kılık kıyafetlerine bakın. Bir de Osmanlı ocağı bucağı deyip ortalığa dökülen dantellilere bakıyoruz. İkinci Mahmut döneminde nüfus sayımı yapılıyor, iki şey sayılıyor. Bir erkekler ve bir de hayvanları. Şimdi erkekler ve hayvanları sayılıyor ikinci Mahmut döneminde nüfus sayımı. Kadın yok. Ve bu da Özlem Albayrak gibi bir hatun, dinci, geçinen gazetenin yazarı, Cumhuriyet kadınlık kimliğimi silmiştir. Ya Allah'tan korkun ya. Allah yok mu kardeşim? Haşa tövbe ya. Bu dünyanın öbür tarafı yok mu? Mehmet Akif gibi konuştunuz. Şimdi bizim okuyamıyoruz dedi. 90 yıllık enkaz. Ne enkazı kardeşim? 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda, daha önce de burada paylaştık, toplam okur yazar %7. Kadınlarda %4. Ve bunlar da ekaliyetler ağırlıklı. Tabii. Ya sen okum... Efendim benim ecdadımın
Türbeye gidiyorum, kitabesini okuyamıyorum. Lan okuma yazma yok senin be. Dallama. Osman okuyorlar mıydı ya? Ne okuyorsun sen? Okuma yazma yok lan. Ne gidiyordun orada? Ne yazdığını biliyor muydun? İşte dua edip geliyordun. Onunla bağlarımız kesilmiş. Kafa, kafa bu kafa. Ama Mustafa Kemal 1929 yılında hemen bununla ilgili çalışma başlatıyor. 600 bin kişiyi bir yılın içinde okuma yazma öğretiyor. Ertesi sene 3,5 milyona çıkıyor. Kadınlığımı, kimliğimi yitirdim diyor. Kadın öğretmen olur, avukat olur, pilot olur. Kadın aslında kadın olur, insan olur. Şimdi bunları tabii yan yana, bütün şey din adamları böyle mi? Haşa. Şimdi bu işlettiğin adamı görmez, medreseyi istiyor ya. Ama bundan önceki Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı, dindarlık değil, göstermelik ibadet arttı. Dindarlık oyununu oynuyorlar. İbadet Allah ile kul arasındadır. Gidişat hiç iyi değil. Toplum bu şekilde bölünüyor. AKP yanlış politika izleyerek dini siyasete alet etmektedir diyor. Kim diyor? Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu. Onun için de görevden aldılar. Ve görevden alıyor. Şimdi ben bu Ali Bardakoğlu'nun elinden öperim. Bunun dini başka, bunların dini başka. Şimdi mevcut Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hangisi indirilen din, hangisi uydurulan dinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapıyor? Şimdi yani bu din adamı geçinenlerin çoğu zaten geçmişte çok ciddi manada şey yaptılar. Bunu biliyorsunuz, bunları tekrar hatırlatmakta şey var. Mesela bakın Churchill'in bir lafı var. Türkleri savaşarak, asker ve silah kullanarak asla yenemezsiniz. Türklerin sadece din adamlarını ele geçirip onları kullanın. Din adamları zaten devleti yıkar. Atatürk'ün nutuktaki bir şeyi. Efendiler diyor, çok iyi bilirsiniz ki sultanlarla, halifelerle yönetilmiş ve yönetilmekte olan memleketlerde vatan için en büyük tehlike sultanların, tepede oturanların, halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmasıdır. Atatürk'e dili uzatan dallama takımı, yazarı, çizeri. Lan adam 3937 kitap okumuş Mustafa Kemal. Sen o Pekosbil, Tom Mix, Texas'tan başka ne okudun lan? Bir de İlmihal, Mızraklı İlmihal okudu. Başka da bir halt yok. Şimdi burada tabii yani neyse, bunlara girmeyelim de. Evet. Şimdi o İmam Hatip laf var da, Mürşit falan sözü yani İmam Hatipleri anlatılanlar zaten müfredat programı falan, yani uydurma dinin müfredat programıdır da. Çünkü ne yazık ki o eşari, nakilci sünnilik. Yani bunu bir açıklığa kavuşturalım. Eşari deyip duruyoruz. Bugün Türkiye'de sorulsa işte mezhebinde kitaplarda filan da yazar. İtikatta Maturidi, Eşari. Efendim fıkıhta işte Hanefi ya da Şafi falan derler. Ya zaten işte Sünniler, Hanefiler ve Şafiler. Onun dışında da Caferiler var. Onlar ayrı. Maturid bir Türk yani. O önemli o. O akılcı. Diyor ki bir hadise baktın. Hadise. Hadis aklına ve vicdanına aykırıysa bil ki uydurmadır. Zincirini filan bırak diyor. Rivayet zincirini. Aklına ve vicdanına aykırıysa peygamber öyle şey söylemez. Bitti. Ama öteki diyor ki hayır diyor. Buhari Şerif'te var, Buhari-i Şerif'te var. Müslim'de var. Kütüb-i Sitte'de var. Bilmem ne de var. Ya yani bütün bunlar toplanıyor. Kur'an'ın üstüne çıkarılıyor. Kur'an zaten kayboluyor.
Yani Kur'an. Kur'an da kayboluyor, İslam da kayboluyor. İslam da kayboluyor. Maturidi hatta diyor ki Kur'an'ı okuduğun zaman diyor eğer vicdanına ve aklına aykırı bir şey varsa bil ki bunda bir yanlış anlama vardır. Yani kutsal kitapta böyle akla ve vicdana aykırı bir şey olmaz diye bak diyor. Bu terk edildi. Yani bu Diyanet İşleri Başkanı'na telefon açtım söyledim Mehmet Görmez'e. Ya Mehmet Görmez'i biraz işte Musa Carullah konusundaki çalışmalarından filan ötürü hakkında biraz olumlu duygularım var. Yani biraz değil olumlu duygularım var. Hatta buraya alsak yani o sarığını ve cübbesini çıkarıp buraya gelse bizim gibi de konuşabilir aslında. Öyle biz. Ama oraya oturunca rolünün gereğini yapıyor. Şimdi beni dinliyorsa darılmasın ama gerçek bu. Dedim ki hocam Kur'an Allah kitabı diyorsunuz öyle mi? Evet. Peki. Yani Allah indirdi. Peki. Orada aslında iki görüş vardır. Allah'ın sözü mü yoksa Allah'ın yarattığı bir mahluk mu? Bu yani İslam felsefesinde kelamda önemli bir konu. Ona şimdi girmeyelim de. Yani bu programın konusu değil. Ama eğer bu Allah'ın indirdiği ister mahluk olsun ister kelam. Allah'ın indirdiği kitapsa Allah kadını dövün der mi? Ya bunu düzeltin artık dedim yani. Sizin yayınladınız burada da getirdim ya göster. Ya böyle bir şey olur mu yani? Yani vicdanınız bunu kabul ediyor mu? E işte efendim zorlamayalım falan demek ki o da bunu kabul ediyor. E o zaman bitti her şey. Yani eğer sizin inandığınız kitapta inandığınız Allah erkeğe karnını döv diyorsa sen de parantezlerle, kıvırmalarla onu düzeltmeye, Allah'ı düzeltmeye kalkışıyorsan iş bitmiş demektir zaten. Ne demek dövün yani? Ya hayvanları dövmeyin diyen bir peygamberin getirdiği kitap kadını dövün diyecek. Şimdi siz biraz önce... Şeydir biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz. Yani hırkasında Peygamber Efendimiz'in rivayeti olur ki kedi uyuyor. Evet. O onu uyandırmamak için hırkasını kesen bir peygambere. Evet. Evet bu söylenir bu. Evet yani Mevlana'nın da aynı şeyi yaptığı söylenir. Başkası daha yani ben Ayın Tabi ilk okuduğum ben çok tefsir okudum. Siz de okudunuz. Efendim Ayın Tabi Mehmet Efendi'nin Tıbyan tefsiri ilk okuduğum tefsir. Daha lisedeyken okudum. Ben tefsir, mefsir hiçbir şey okumadım. Peki. Bir Kur'an okudum. Allah'a tamam, çok hayır. Şükür. Kur'an meali ve tefsir. Tamam, meali orada, oradan bir anlatım, hadis diye konmuş oraya. Gerçek mi değil ama koymuş adam onu oraya. Bir gün dostlarıyla gezerken peygamber, bir kadının bir köpeğe su verdiğini görüyor. Bir kadın bir köpeğe su veriyor. Köpek kuyuya ulaşamıyor. Dilini uzatıyor, bir kadın da ayakkabısını çıkarıyor, kuyudan su alıyor ve köpeğe su veriyor. Peygamber diyor ki bu kadın cennetlik. Diyorlar ki ama o fahişe. Olsun diyor cennetlik. Ne için? O can, köpeğe su verdiği evet. için. Şimdi köpeğe, ya bu tarz şeyler çok. Köpeğe böyle bakan bir peygamberin getirdiği kitapta Allah diyecek ki kadınları dövün. Süleyman Ateş hafifçe diyor. Hafifçe. Nereden çıkarıyorsun hoca hafifçeyi ya? Ne hafifçesi yani? Sen Allah'ı mı düzeltiyorsun? Dövünse dövün. Öteki bir başkası ki yani şimdi adını vermeyeyim. Hakikaten itibar ettiğim bir adam ama o da diyor ki ille de dövmek istiyorsanız bak. Allah diyormuş ki ille de dövmek istiyorsanız dövün. Ya şimdi uydurulmuş falan işin sırrı burada. İşin sırrı hayatta her şeyde, maddiyatta, maneviyatta, her şeyde hakiki mürşit, gerçek yol göstericisi, gösterici bilimdir, fendir. Bilimden başka bir mürşid aramak da dalalettir, hamakettir, yani ahmaklıktır. Ahmaklıktır. Şimdi biraz önce şeyhler falan diyorsunuz. Ya bu siz adam demiş diyor, dekan demiş değil mi? Dekan kitaptan okudu bunu. Onun okuduğu kitap ben de okudum. Tasavvuf kitabı diye. Nasıl yapacağız abi? Nasıl? Şeyi düşüneceğiz. Efendim diyor ki, cuma sırasında diyor, şeyhine rabıta yaparsan diyor. Heh. Yani şeyhinin yüzünü
tasavvur eder kendini şeyhin yerine. Ulan grup seks, ulan bu. Evet. Manyak mısınız, deli misiniz, nesiniz lan? Evet. Şimdi bunu kitapta okuyor adam. Sayın Bakan, bunu kitapta okuyor adam. Bunu okuyor. Ya bu kitapta var işte, bu kitaplarda yazıyor. Bu tasavvuf kitabı diye saçma sapan bir takım şeyler, kitaplar falan. Bu yazılıyor. Diyor ki yaparken diyor, efendim, yani sizin de tanıdığınız neyse, ha, bir şey, neyse girmeyelim şimdi ona da. Şimdi peki bunun sonucu ne? Bunun sonucu da Bursa'da bir sapık çıkıyor. Ve müritlerinin erkeğini de kadınını da badeliyor. Lafta bu, badelemek. Merak edenler girsinler, YouTube'dan baksınlar neymiş bu badelemek diye. Bu da tasavvufta var diyor. Ya böyle tasavvuftan, böyle dinden, ya böyle anlayıştan, böyle kitaplardan, böyle radiyallahu an, Hazreti Dattırı filan, bir sürü put, putperestlikten başka bir şey değil ya. Kertenkele öldürmek sevap diyor Cübbeli diye bir adam. Kertenkele öldürmek sevap, kertenkele öldürmek sevaptır diyen ve hela taşığından daha şerefsizdir. Efendim 60'ından sonra sakal bırakmayanın mezar taşı diyen bir adamı çok sayın, pek sayın Cumhurbaşkanı kabul ediyor. Onunla konuşuyor. Cübbeli benim adamım ya, dur. Öyle mi? Tabii. Cübbeli güzel bir örnek. Evet. Şimdi buna bir nokta koyalım isterseniz Sayın tabii. Bakanım. Şimdi bitmez bu çünkü. Tabii doğru. Vaktimiz azaldı. Şu PKK-AKP şeyinde ve bu son operasyonları dikkate alarak bunlarla ilgili bazı şeyler de söyleyelim. Sizin de değerlendirmenizi alalım. Programı açarken de ifade ettim de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ben döktüm bütün eklerini burada. Çok güzel hazırlamışlar. Yani Cumhuriyet Başsavcılığına Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Hakan Fidan ve 2009-2015 tarihleri arasında o illerin valileri, MİT ve ilgili kamu görevlileri hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten bir suç duyurusunu yaptılar. Ve bu şey, vaktimiz yok tabii ama daha önce de biz izleyenler bilirler. Bu belgelerin çoğunu da biz burada yıllardır, 4-5 senedir hep paylaştığımız, evet, belgeler. İnkar edilmeyen noktalar. Çok güzel hazırlamışlar. Ben bugün Bülent Tezcan Bey'i de aradım, rica ettim, gönderdiler. Yani tabii bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. Gerçi şimdi orada böyle, şimdi bir taraftan da çok enteresan orada bir gelişmeler oluyor. Bir taraftan bu suç duyurusunu yapıyor CHP Genel Merkezi adına. Ama bir taraftan da PKK operasyonlarının karşısında daha önce genel başkan yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları var. Yani birbirleriyle de çelişen açıklamalar. Şimdi bir görevi var mı arkadaşın? Milletvekili benim bildiğim. Başka bir genel başkan yardımcısı değil. Şimdi tabii bu çelişkileri de hatırlayarak. Ama mesela anayasa değişikliği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun biz o masaya oturmayız. Yani hatta dün işte kadınlar toplantısında çok bana göre çok yerinde doğru bir açıklama yaptı. Ve dedi ki niye oturalım o masaya? Yani biz diyor anayasanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeleri ve onları, bakın dikkat edin oradaki konuşma, onları zedeleyecek şeylere biz yokuz. Yani sadece başkanlık sistemine karşı değiliz. Bunları da siz bana söyleyin, bu anayasanın nesinden şikayet ediyorsunuz? Mesela bunu ben çok doğru ve çok doğru isabetli bir evet. Söz. Evet. Yani nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin yanlışı varsa, yanlışı söylediğimiz gibi doğrularını da söylemek durumundayız. Ben bu gelişmeyi önemli gördüm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi
gibi bir partiye Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye daha çok karanlık noktalara gidiyor. Yani vatan savunması sadece Vatan Partisi'nin ve onunla şey olan TGB'nin, işte Aydınlığın ve Ulusal Kanal'ın şeyiyle değil yani. Bütün vatanseverler CHP'de, AKP'de, MHP'de, diğer partilerde hepsinin bir araya gelme zamanı. Ve bununla ilgili de Sayın Perinçek'in bu hafta içinde 2-3 yerdeki konuşmaları var. Aynı çağrıyı tekrarlıyor. Yani bunları şunun için önemsiyorum. Yani CHP gibi bir partinin bu zikzaklarından yavaş yavaş kurtulduğunu görüyorum. Yani bundan ben şahsen bir yurttaş kimliğimle, vatandaş kimliğimle memnuniyet duyuyorum. İnşallah tekrar bir takım, onun içindeki bir takım insanlar CHP adına yanlış yorumlarla kafa bulantılığı yapmazlar. Çünkü kendi tabanlarında da çok büyük rahatsızlık olduklarını görüyoruz. Onun için bu suç duyurusunu ben önemsiyorum. Vatan Partisi'nin de biliyorsunuz HDP'nin kapatılması için doğrudan doğruya terör örgütü olarak yaptığı suç duyuruları var. MHP kendi içinde meşgul. Herhangi bir şey yok. Bahçeli görevini ifa etmeye devam ediyor. CHP bugün yine demeç vermiş. CHP diyor masaya dörtlü oturalım diyor. Yoksa diyor eksik kalır anayasa şeyi. Sana ne anayasadan ya? Sana ne? Sana ne kardeşim? Sen anayasanın nesine karşısın? Söylesin. Nesinden çünkü? Şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediğini bir söyle bana. Sana ne o masada? Önce senin kalkman lazım. Senin oturmaman lazım baştan ya. Nesinden şikayet ediyorsunuz kardeşim? Ve sen bir de akıl veriyor. Başbakan'a. Siz diyor CHP'yi ikna edin de gelsin diyor. Senin aklın o kadar varsa sen önce MHP'yi Türkeş'in çizgisinden, Türk Millet çizgisinden nereye getirdiğini bir gör. Bugün bir erken seçim ki ihtimali çok kuvvetleniyor. 7-8 ay içerisinde Türkiye bir anda erken seçime gidebilir Tayyip Erdoğan tarafından. Aynen MHP şu andaki verilerde eğer orada bir genel başkan değişikliği olmazsa, kanaatim olarak söylüyorum, yani araştırmalar da var, HDP'de MHP'de barajın çok altında kalacak. Ama orada Anadolu'da görüyoruz ki muhalefet, yani MHP içinde muhalefeti ortaya koyanların, özellikle Meral Akşener'in gittiği her yerde binlerce insan karşılıyor filan. Yani orada sadece MHP değil, merkez sağdan da çok önemli kitlelerin MHP'nin gelişmesini takip ettiğini biliyoruz. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Tabii şimdi operasyonlar bugün mesela Sur'da operasyon bitti diye ilan ettiler. Cizre'de operasyon bitti diye ilan ettiler. Sur'da dün daha iki tane şehidimiz var. Yani onu da anlamakta zorluğum var. Orada da bir soru işaretleri var. Yani operasyon Sur'da Cizre'de bitti de diyorsunuz ama orada hala terör örgütü üyeleri var. Yani polislerimizi, askerlerimizi şehit ediyor. Yani bir yeniden katakulliye mi geliyor Türkiye? Bunu da gerçekten orada zorlanıyorum. Ama bir şey de söyleyeceğim. Ondan sonra lütfen siz de bu Avrupa Birliği pazarlığı da, yani Kayseri pazarlığı gibi bir şey, onu da yorumlamanızı rica edeceğim. Bizim işte siz de biliyorsunuz Anavatan Partisi'nde milletvekilliği, bakanlık yapmış olan arkadaşlarla bir 5-6 senedir siyaset dışı, hani her ayın ikinci çarşamba akşamı bir toplanıp 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi, 30 kişi, bir iki toplantı 80-90 kişi oldu. Değerlendirme yapıyoruz. Tabii sohbet, ama o sohbette Türkiye'nin meseleleri. Bu akşam da orada Ferruh Bozbeyli'yi davet etmişler arkadaşlar. Ferruh Bozbeyli'nin bir şeyini önemsediğim için. Önemli de bir insandır. Tabii yani. Son derece. 91 yaşında maşallah sağlıklı. Gayet de güzel değerlendirme yapıyor. Türk Parlamenterler Birliği de 4-5 gün geçtiğimiz 3-4 gün önce bir eski milletvekillerine bir yemek organize ettiydi. Orada da sohbet edilmişti. Orada da daha güzel detay anlatımları vardı. Ben işte o yarıda kestim, geldim bu program için. Şimdi şeyi anlattı Sayın Bozbeyli.
yani meclis çalışmaları ile ilgili örnek vererek, o 15 Mart işte 1920'de Meclis-i Mebusan, yani son Osmanlı'nın meclisi, meclis toplanıyor. Toplantı sonunda diyor ki 18 Mart tarihinde toplanmak üzere meclisi kapatıyor meclis başkanı. Bu 15 Mart'ta oluyor. Ertesi gün 16 Mart'ta da bilindiği gibi İngilizler İstanbul'u işgal ediliyorlar. Ve tabii işgal edilince meclisi mebusanda bulunan milletvekillerin birçoğu gizleniyor, kaçıyor. Bir kısmı Anadolu'ya geçiyor, bir kısmı kılık kıyafet değiştiriyor. Çok da korkanlar oluyor içlerinde. Fakat o tarihte 277 yanılmıyorsam mebus var. Meclis-i Mebusan'da son şeyde. Orada 25 mebus, milletvekili Doktor Rıza Nur ve arkadaşları orada kalıyorlar. Ve 18 Mart'ta meclisi açıyorlar bunlar. Demek ki işsizlikleri, çalışma şeyleri ona da müsait. Ve meclisin tutanağını yaptırıyorlar. Diyorlar ki meclis bilhare tekrar yeniden toplanmak üzere kapatılmıştır. Yani yoklama yapılıyor, şunlar katılmıştır. Şu anda İstanbul işgal altındadır. Dolayısıyla bilhare toplanmak üzere. Nitekim bu 18 Mart tarihinde yani meclisi kapatmıyorlar. Feshetmiyorlar. Tatil ediyorlar. Evet, tatil ediliyor. Bilhare toplanmak üzere diye. Bu tabii çok önemli, o kayıt orada. Ve yine bilindiği gibi aradan çok kısa bir müddet sonra, bir ay, bir buçuk ay sonra 23 Nisan 1920'de de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyete geçiyor. Yani ve o meclisi Mebusan'da bulunan Rıza Nur ve arkadaşları da diğer Anadolu'dan gelen milletvekilleriyle, mebuslarla beraber orada ve Cumhuriyet'in işte Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesi yürütülüyor. Şimdi tabii bunu anlattı. Ben tabii buradan şöyle bir şey de çıkardım. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 tane milletvekili var. İktidarıdır, muhalefetidir, odur budur. Bu milletvekillerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani biz de oralarda, o sıralarda milletvekili yaptık, bakanlık yaptık, devleti yönettik. Yani bugün Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. Cumhuriyet tarihinin en karanlık döneminden geçiyor. Türkiye'yi bölme noktasına getirilmiş, Amerika'nın Bob projesini uygulamaya noktasında olan bir Amerika, İsrail, İngiltere ve Avrupa Birliği. Bunların çabaları, çalışmaları ortada. Türkiye içeriden dışarıdan ihanetle kuşatılmış. PKK acımasızca, şerefsizce katliamlar yapmaya devam ediyor. Şehitlerimiz geliyor. IŞİD aynı şekilde ve diğer bir sürü tırnak içinde adının başına İslam lafını koyarak terör örgütü olanlar. Bunlar hepsi ve Türkiye'de AKP iktidarda maalesef bunlara seyirci kalıyor. Şimdi işte silahlı kuvvetlere verdikleri yetkiyle de silahlı kuvvetlerimiz 3-4 aydır gerçekten polislerimiz, korucularımız orada Allah rızası için, devlete, milletin geleceği için seve seve canlarını feda ediyorlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ve tabii sonuna kadar da Türk milleti olarak onların arkasındayız. Ama gelinen bir nokta var ki her gün bu tehdit, yani Türkiye'nin adeta yutulma tehdidi daha artıyor. Ve meclise bakıyorsunuz, mecliste de mesela CHP'li bir milletvekili Kadınlar Günü diye orada şarkı söylüyor. Bir AKP'li milletvekili, türbanlı kadın, orada getirmiş fındık fıstık yiyor. Yani oradaki konuşmaların seviyelerine bakıyorum. Yani gerçekten yazık, günah. Yani o Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünler için var. Yani bunun yarını yok. Yani yarını yok. Yani akıbet, daha sonra Allah korusun Meclis-i Mebusan gibi bir dağılma noktasına gelirse şartlar, bugün o meclisteki milletvekilleri iktidar ve muhalefet şey yapmadan, PKK'nın milletvekillerini saymıyorum bile, onlar zaten
ihanet çukurunun içinde debeleniyorlar. Bunların da buna çok dikkatli olmaları lazım. Vatan savunmasında bir araya gelinmesi lazım. Meclisin içinde dışındaki bütün partilerin, vatanseverleri, yurtseverleri bir araya gelmesi lazım. Anayasa değişikliğine mutlaka karşı ciddi tepki konulması lazım. Bununla ilgili Milli Anayasa Hareketi Platformu'nun işte çalışmaları var. 27'sinde de Ankara'da büyük bir toplantı yapılacak. Bunları da değerlendirerek bunu söylüyorum. Ama sizin değerlendirmenizi şu açıdan rica edeceğim. Yani bu gelişmeler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, orada milletvekillerine, partilere düşen tarihsel bir sorumluluk yok mudur? Varsa elbette, bunu nasıl yerine getirecek? Elbette. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olsa 550 milletvekili var diyoruz. 500 milletvekili varsa, gerçekten varsa, yani onların her biri milletvekili ise milletvekili olmanın gereğini yapmalıdırlar. Yani bugün artık parti disiplini, genel başkan böyle söylüyor ya da işte lider böyle söylüyor falan günü değil. Şey, çok affedersiniz, işte biliyorsunuz dün de kilise IŞİD'lerin attığı 8 tane katuşa füzesi bilerek atıyorlar. Bir kızımız, evladımız. Yani. Evet. Yok canım, düşme bilerek değil, direkt atıyorlar. Bilerek atıyor. Tabii. Ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve kilis valisinin de şeyi var, bu sınırları korumadan NATO falan diyor, devreye girmeli falan konuşmuyor. NATO gelsin, Türkiye'yi yönetsin. Ya böyle bir şey var mı yani? Evet, işte manda. Yani kafaya bakın, valiye manda bakın. Manda kafası bu. Yani NATO'yu, PKK ile mücadelede NATO'yu ilk davet eden de başbakan sıfatını taşıdığında Recep Tayyip Erdoğan. Evet. NATO gelsin diyor. NATO gelsin. Evet. Şimdi yani Türkiye'nin hali pür melalini gayet güzel özetlediniz. Çözüm yerine, çözüm yeri meclis. Ama mecliste ne yazık ki 550 milletvekili falan yok. Mecliste aslında 3-4 milletvekili var. 3-4. 3,5 desek belki olur. Bir Devlet Bahçeli diye bir milletvekili var. Milletvekili olmamakla birlikte Recep Tayyip Erdoğanlar var. Yani onlar var. Onun klonlanmış gibi. Öyle değil aslında yani. O milletvekillerinin birçoğunu tanıyoruz. Yani onlar nasıl böyle olabilirler? Yani nasıl yani milletvekili olunca, bir partiye girince bu kadar kişiliklerinden, bilgilerinden, dünya görüşlerinden nasıl vazgeçebilirler? Yani normal dönemlerde bu oluyor, yaşadık. Yani hayat akıp gidiyor. Yani milletvekili birçok şeyden şikayetçi oluyor. Ya artık ne yapalım, parti disiplini falan diyor. Aldırmıyor ama bu dönem dediğiniz gibi o dönem değil. Dolayısıyla şu anda bir dönemdir bu işlerin kilidi ve anahtarı MHP'de görünüyor. MHP'nin başındaki zat da MHP'yi intihar ettiriyor. Yani sadece insanlar mı intihar eder? Şu anda MHP intihar ediyor. Parti intihar ediyor. Yazık oluyor. Yani yapacağı son görevi yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için ne mümkünse yapıyor. Ne mümkünse yapıyor. Anayasa Komisyonu'na da HDP'lerle birlikte oturmayı kabul ediyor. HDP'lerin kendisine verdiği başbakanlık dışarıdan destekle de olsa koltuğunu ahlaksız teklif diye reddediyor aslında CHP. HDP deyince hayır. CHP de HDP de dışarıdan onu destekleyecekti. Belki de birçok şey farklı olacaktı o zaman. Yani liderlik böyle bir şeydir. Ama o bunu yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan başkan olursa, başkanlık sistemi gelirse, ey ülkücüler, kardeşler, MHP'liler, başkanlık sisteminin tabii sonucu iki partili sistemdir. Başkanlık rejiminde üç parti olmaz. Yok böyle bir şey. Partilerin de önemi ve itibarı ve ağırlığı kalmaz zaten. Başkanlar, kim çıkacak Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani o kadar servetin üzerinde, o kadar televizyonun sahibi filan, kim çıkacak onun karşısına? Bu saltanat demektir. Dolayısıyla hakikaten
MHP delegesine çok iş düşecek diyorum ama MHP delegesinde mecali mi kaldı yani? Teşkilatları feshetmiyor, partiyi kapatıyor. Orayı kapattım, burayı kapattım, burayı kapattım. Sonra herhalde genel merkez kalacak. Birileri de gelip onun kapısına kilit vuracaklar ve bitecek. Ben de o CHP'nin o başvurusunu son derece önemli buluyorum. CHP'ye yakışıyor bu yani. CHP bunu yapmalı. Hatta bir de hani FETÖ diyorlar ya. FETÖ yani Fethullah terör örgütü diyorlar ya. E peki ona yardım yataklık yapan kimdi? Ne dediniz de yapmadık diyen kimdi? Bütün kadrolar ona teslim eden, rektörlükleri, şunları bunları falan onlara teslim eden kimdi? Eğer o terör örgütüyse yardım yataklık başka nasıl? Bırak yardım yataklığı, onun adına ortaklık derler. Ya bir de belki ondan birileri vermeli bir suç duyurusunda bulunmalı. Madem ki bu terör örgütü, o zaman buna yardım yataklık eden sensin. Sen de bunun hesabını ver. Bu bir fantazi ama bu gerçeklik. Türkiye'de bugün eğer 7 aydan beri bölgenin en büyük ordusu olan, dünyanın en güçlü ordularından birisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri 7 aydan beri bir takım şehirlerde denetimi sağlayamıyorsa bunun sorumlusu asla Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Güvenlik Güçleri değildir. Bunun sorumlusu herkes biliyor ama yine söyleyelim, adına bir dönem açılım sonra çözüm süreci denilen süreç. İhanet süreci. Evet, süreçtir. Yani dolayısıyla Türkiye'de bir gün mutlaka hakimler olacak ve bu dosya bugün değilse yarın gündeme gelecek diye ben umudumu hiç kesmiyorum. Bundan da umudumu kesersek o zaman çok daha fena şeyler olacak demek. Yok, Allah'ın izniyle sonu iyi olacak da bir müddet daha ciddi evet. Sıkıntılar ve bedelini ağırlaştığını biliyoruz. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bize ayrılan süre sona erdi. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bunun tekrarı oluyor yarın da gece saat 1'den sonra da. Ayrıca Yaşar Okuyan Facebook hesabında yarın öğlene doğru koyuyorum. İzleyemeyenleri tavsiye edin. Twitter hesabında da Yaşar Okuyan Twitter hesabı herkese açık. Orada da koyuyoruz. Bunların duyulması, izlenilmesinde fayda vardır diyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hepinize hayırlı geceler.